Sen ha. Sen görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım, ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam, ben sana kötülük ettim. Ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani diyeceğim o ki şimdi sen güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse vurup beni yıkamazsan yere, boyuna, posuna, gelmişine, geçmişine bakmam. Bu işi ben başlattım. Bitirmeden bırakmam. Taze fesleğen yaprağını dalından ayıracaksın, onu koyacaksın içine, tamam mı? Bir dahaki sefer öyle servis ederiz beyefendi. Beyefendi? Beyefendi oradakiler. Sen bana dayı de, Ramiz dayı de. Peki dayı, Ramiz dayı. Hadi şimdi koş hesabı getir. Geç kaldım biraz dayı. Yo, tam zamanında geldim. Pırlanta gibi gençler ama hikaye dinlemeye sabırları yok, kitap okumaya hevesleri yok. Varsa yoksa kazanmak ama hayatlarını kazanmaya cesaretleri yok. Garson bayağı üzmüş seni dayı. Ne tam çıktık içeriden yeğen, ne de tam girdik bu şehre. Bunların sorularına benim cevaplar tutmuyor. Yaşamak için bazen gözümüzü kapayacağız dayı. Ayak uyduracağız. Bunların danslarına benim ayak uymuyor yeğen. Yeniler eskileri böyle ayıklıyor. Biz de böyle ayıkladık. Biz kim? Bana ilk kitabı kim verdi bilir misin yeğen? Bir çocuk. Uzattı kitabı. Bak abi dedi. Senin yapacağın her şey bu kitapta daha önce yazılmış. Bak o kitabı çok merak ettim. Kitabın adı Sefiller. Böyle cilt cilt, kaya gibi. Biz o zamanlar daha kitabı ağırlığıyla ölçüyoruz. Üstlük alsın. Git ya çocuk işine dedim. Açtı bir sayfa okumaya başladı. Eğer ruhumuz karanlıkta kalırsa günahlar çıkar ortaya. Suçlu günahı işleyen değil, suçlu karanlığı getirendir. Kim bu çocuk dayı? Tanıdığımız biri mi? Ben bu çocuğa çok şey öğrettim. O da bana başka şeyler öğretti. Birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdik. Ta ki yeneceğimiz, döveceğimiz kimse kalmayana kadar. Bir gün gazinoda oturuyoruz. Sağıma soluma bakıyorum böyle. Bana denk kimse kalmadı. Böyle döveceğim,
pençeleyeceğim, yeneceğim. Alacağım hiçbir şey kalmamış. Bu çocuğa baktım. Çocuğun baktığı yere baktım. Ve... onun olan şeyi aldım. İhanet mi ettin? En son sahnede paçamı tuttu, kanlar içinde. Öldür beni dayı, öldür beni dedi. Sanki olacakların hepsini daha önceden biliyormuş gibi. Dayı, öldür beni dedi. Öldür beni. Öldürmedim. Niye? Dayı niye yaptın? İnsan ruhu yani. Niye bilmez. Kim o adam? Bu adam her şeyin sahibi Kenan Birkan. Bana bir yol söyle. Öyle bir adama nasıl ulaşırım bana söyle de. Böyle. Kimsin lan sen? Kenan Birkan benim öğrencimdi. Şimdi benim düşmanım. Bu iş ya tek tek yapılır ya da böyle. Ne? Kim bilir demek bir adam geldi? Kimin adamıymış? Ne istiyorlarmış? Nasıl adamlar? İyi misin sayın adam? Bir şey mi yaptılar? Kim? Dayı mı? Ramiz Karayeski mi? Oralar mı hala? Sakın kapıyı açma kimse. Doğru söyle. Nasıl bir şey yapalım? Kimse merak etmesin. Kimsenin anasına bacısına bir şey olmayacak. Ama benden günah gitti. Benden günah gitti. Kenan Birkan'la beraber çalışan herkes benim düşmanım. Hadi afiyet olsun. Ne yaptık işin? O beni ayağa koydum. Bak bakalım. Ayağa kalkmayan telefonla konuşuyor. Kenan kardeşten davet bekliyoruz. Yarım kalan bir işim varsa tam zamanıdır. Eşen, ben eve geçiyorum. Sen de gel istersen. Ramiz dayı, Kenan Bey selam söylüyor. Gidelim. Remzi. Direksiyona geçmenin zamanı geldi. Ben de geleyim dayı. Adama ihtiyacın olur. Var. Bir avuç adama ihtiyacım var bundan sonra ama kim onlar belli. Ezel Bey tamamdır. Kenan'la buluşma tamam. Senle ben gideceğiz. Tamam dayı. Nerede buluşuyoruz? Buralarda bir yerden yakında. Dayı buluşma falan yok değil mi? Var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. Ne istiyorsam alırım senden. Sırada Ezel var. Bunu alınca sen ne yaptın?
Adamlarıma izin verdim, hepsini gönderdim. Niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki? Hele şükür görebildim. Ezel Bey, geçen gün de dediğim gibi. Buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Önünüze bir şeyler dökmüşsünüz. Yeşil ufak bir şeyler. Kardeş onlardan değil. Kaçmayın! Bir bırak kendini. İyi sapladın böğrüne. Sağlam acıyordur. Bağır lan bağır. Yabancı yok. Ben getirmedim onu diye. Ben getirmedim. Onlar kendileri istediler. Senin için geldi. Direndiler. Niye söylemedin? Söylesem mi? Söylesen izin vermez. Niye dayı? Niye mi? Çünkü daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? Bünyesi kuvvetli. Hem bana biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları! Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin, ver emri. Hadi oğlum! Bakma afrasına! Bir sıkımlık canı kaldı. Bir sıkayım. Ali zor ayakta duruyor. Canlı çıkamaz buradan. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Ali senin için ölmek istiyor. Ezel! Önce almak istemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel! Beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Ezel sus. Ezel! Hiç teması olmadı. Onu soruyorsan şimdi bana... Ben bu adamı indireceğim Arif. Ramiz, ben en son sana arka çıktığımda
Sürdükleri yerde müdürüm hala. Ben bu adamı indirmek istiyorum Arif. Ramiz, dayı kusura bakma. Hürmetten geldik. Ama senden sonra teşkilatta çok değişti işler. Daha iyi ya Arif, daha iyi ya. Birbirimize daha çok yardım etmeliyiz şimdi. Ramiz, sen açık sözü seversin. Ben şimdi yardım istesem, senden gelip yardım istemem. Yeniler var. Onlara giderim. Bunun gibiler. Onlardan yardım isteyenler, onlar gibi olmak istiyorlar demektir. Buyur, buyur. Eksik olma, geldin. Eski dost, buyur. Söyleyeceğinizi bize söyleyin, biz iletelim. Gel söyleyeyim. Durun, durun! Boşver, bende çok var ondan. Çekilin! Ne istiyorsun? Yardım etmek istiyoruz. Niye? Ödeşeyim diye. Katille de, Ömer'le de. Geçen defa az daha öldürüyordu seni. Bu defa ne değişecek? Hiçbir şey. Bitirsin işini. Ama ben de onunkini bitireyim. Ömer için ölmek istiyorsun yani. Al o zaman. İspat et. Bu adam onlardan. Dayı, komik değil. Vuracak mısın? Sık o zaman kurşunu. Herkesin gözü önünde. Güpegündüz. Delirdiniz mi ya siz? Ben kimim sen biliyor musun? Sen benim en kolay sınavımsın kardeş. Dayı bir şey de. Önce sen bir şey de. Görmedim ben bu adamı. Yoktur bunun adresi falan. Kurbanlarının da mı yok? Ölü adam var. Ne yapacaksın? Susun da bir sıkayım. Kurbanlarını bilen müşterisini de bilir. O mu yardım edecek bana, yoksa eski dost sen mi? Kusura bakma. Rahatsız ettik. Hadi git, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Seninle çalışmak da hikaye dayı. Kimseyi vurdurtmuyorsun. Benle çalıştığını kim söyledi? Ha? Yollayın bunu. Yeni oyuncular. Bir tanesi asker. Ele avuca sığmıyor. Kızdırması kolay. Ama kötü bir huyu var. Kendini affettirmek ister gibi savaşıyor. O yüzden her düştüğünde geri kalkacak. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınındı galiba. Ağlamandan çıkardım.
Benim için özel bir ağdı. Normalde yaşlı, çirkin, sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzel dediğim. Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Bir tanesi üçkağıtçı. Hilekar. Her şeyi istiyor. Satın alması kolay. Ama kötü bir huyu var. Bir şeyden, birinden kaçıyor. Ondan kaçmak için her şeyi yapar. Satın alsan, bir gün seni bile satar. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. Bak, ben hiçbir yere gitmedim. Kanka. Ve diğeri, Ramiz dayının has adamı. Öğrencisi, kim olduğunu kimsenin bilmediği adam. Ömer. Hayır! Bu adamı geçip eski dosta ulaşacağız. Kolay. Yeni oyuncular, yeni oyun. Ama asıl rakip eski. Çok eski. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerinizi. Boş ver iletmeyi. Boş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler bilir kendilerinin neyi yapacağını. Küçük bir sorun var. İstediğim kadar hesaplayayım her şeyi. Başa dönemem. İlk geldiği günü geri alamam. Ramiz Karaeski, dayı, onu buraya ayak bastığı gün beni ben yapmadan önce öldüremem. İmkansız. Ne dersiniz? İşinize yarar mıyım Kenan Bey? Belki ben varım diye. Artık siz başarırsınız. Gelmedin mi? Hadi davran!
ben sizin kadar iyi değilim. Eğer davranırsam öldürürsünüz beni. Peki ne diyeceksin sahibine? Tuzak kurmuşlar diyeceğim. Tuzak kuran adam bunu yapar mı? Tut! Tut! Şimdi sapla, hadi! Hadi sapla! Sapla! Ye! Saplayacak mı? Yok. Sebep? Gözünü kaçırıyor dayı. Gözünün içine bakamıyor. Sebep? İnanmıyor. Seni öldürebileceğine inanmıyor. Gencecik adam, elinde silah var. Benim ellerim boş. Daha niye inanmıyor ha? Ders bir. Ha. Dövüşün ilk kuralı. Bıçağı tutmak değil. Bıçağı tutanın karşısında durmaktır. Bıçağı tutan değil. Bıçağı tutanın kalbini tutan bilir zamanı. Ben asmama değil, ona sorarım saati. Derim ki, vakit geldi mi? Vakit geldi mi? Eski ile yeni arasındaki fark kardeş, yeterince dövüştüysen, çok sevdiysen, bol keseden yaşadıysan, çok pişman olduysan, vaktin geldiğini de bilirsin. Şimdi ne diyeceksin sahibine? Kaya? Eve getir. Eve getir Kaya. Bugün bütün kuralları çiğniyoruz. Dilersem gelir misiniz? Size bir şey göstereceğim. Lütfen. Şu istasyon saatine bakar mısınız lütfen? İki. Saat iki. Anadolu treni. 8 Eylül 1971. Özel bir anlamı var mı o anın? Olmaz olur mu? Hayatınızda ölesiye değiştirmek istediğiniz bir an olmadı mı hiç? Geri getirmek için çırpınmadınız mı? Hala çırpınıyorum. O yüzden buradayım. Daha konuşuruz. Ben şimdi izninizle o anı değiştirmeye gidiyorum. Sonunda. Bana şans dileyin. Thank you.
değil Kaya. Yanlış adam getirmişsin. Yok artık. Bundan sonra kurşunun bende. Sen kaçacaksın, ben kovalayacağım. Her gün bekle beni. Nereden geldiğini görmeyeceğim bile. Bundan sonra av sensin. Al. Katilin. Temmuz. Ha. Bu da kalanı. Kesti. İşaret parmağımı kesti beni. Bu da hainin. Gücünü kullandın, yenildin. Şiddet kullandın, yenildin. İhaneti kullandın, yenildin. Ezel Bayraktar, Ramiz sizi iyi yetiştirmiş. Sahi o nerede? Bundan böyle dayıyla aranızda hep ben varım. Ama o zaman zevki çıkmaz ki. Dayının size son dersini getirdim. Neymiş o? Biliyorsun. Söyledi mi sana? Ne olacak şimdi Ali abi, ha? Ömer yaşıyormuş oğlum. Ne olacak şimdi bize, hı? Bahar'ın parmağın var mı? Doğruyu söyle Cengiz. Parmağın var mı? Hayır, yemin ederim. Yemin ederim yok Ali. Yok öyle bir şey. Ya yok, olur mu öyle şey öyle abi? Bahar ya o. Bahar. İzletti bana. O izletti bana. Hiçbir şey yapamadım. Yanınıza gelmek istedim. Ya ne olur inan. Siz şimdi birleştiniz değil mi? Sen Ömer'le oldun yine. Affetti seni değil mi? Eşan'ı da affedecek bak, görürsün. Bir ben mi kalacağım? Hı? Ali. Ali abi. Ne olacak bana Ali abi? Sen sonunda cezanı bulacaksın. Ben niye kabul edeyim ki böyle bir şeyi? Çünkü buradayım. Bugün her şeyin biteceğini zannediyordunuz. O yüzden en önemli kuralı bozdunuz. Hiçbir şey size bağlanmıyordu. Hiçbir şey size ulaşamıyordu. Ama bugün evinizin kapıları açıldı. Bugün dokunulmazlık kırıldı Kenan Bey. Akıllıca kazanacağınızdan en emin olduğunuz an, en savunmasız olduğunuz andır. Bunu da mı Ramiz öğretti size? O benden. Polisi aradım. Geliyorlar. Kabul mü?
değilim Ezel. Haklı olan taraf benim, o değil. Bana inanmıyorsunuz ama bir gün anlayacaksınız. Ben haklıyım. Biliyorum. Son ders o zaten. İntikam alayım diye kimlere zarar veriyoruz? Neler yapıyoruz? Kime dönüşüyoruz? Nerede duruyoruz? Burada. Biz. Biz. Sen istedin diye bir şey yapmadım Ömer. Sen dedin diye. De. Bahar'ın katili be abi. Ben yanayım. Ama içeri girip bitireyim mi şu işi? Ali. De abi. Bana bir daha Ömer deme. Sizinle yarım kalmış bir işimiz var. Onu bitirelim. Eyşan. Ona da sıra gelecek. Peki. Geleceksiniz artık görmeye. Arada. Ali sen dürümleri getirirsin. He abi? Sen de iskambilleri kaparsın. He? Hı? Eski günlerdeki gibi. Belki baştan başlarız. He? Olmaz mı? İmkansız mı? Hı? Olur be. Yaparız biz be. Hı? Ne oluyor? Kamil Çalıcı'yı öldüren adam mı? Bahar Tezcan'ı da öldürdü. Kandıralı Recep'i de bu öldürmüş. İtiraf ettim. Cengiz Atay'ın üstüne nasıl suç attığını, hapishaneden öldürmek için kaçırdığını. Ömer, özgür müyüm Ömer? Teslim olacaksın. Sonra mahkemeye gideceksin, salacaklar seni. Misiniz lütfen? Size bir şey göstermek istiyorum. Sever misiniz çiçeği böceği? Ben bayılırım. Ah. Niye geldik buraya? Ben bunu geçen sene ektim. Birdenbire hastalandı. Bütün yapraklarını döktü. Şimdi bakar mısınız? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bakın şuna bakın Allah aşkına. Ha. Bunu da 2 gün önce diktim. Kız kardeşinizin öldüğü gün. Bu bahçenin en güzel çiçeği olacak. Kız kardeşiniz gibi. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Önce siz. Siz ne istiyorsunuz?
Küçük kardeşim vuran adamı istiyorum. Kim vurmuş? Ramiz Karaeski diye birini biliyorum. Onun yanında Ezel diye birini biliyorum. Elimde ne varsa aldıklarını biliyorum. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Onların düşmanı olduğunuzu biliyorum. Kocama yardım ettiniz, onu biliyorum. Sizin her şeyi yapacak güçte biri olduğunuzu biliyorum. Kimse her şeyi yapamaz Ayşe. Ayrıca ben şiddete de inanmam. Nefret ederim şiddetten. Trenler, çiçekler. Böyle bir hayatım var benim. Yardım etmeyecek misiniz bana? Etmeye çalıştım. Kardeşinizin arasına bir çiçek diktim. Ona çok iyi bakacağım. Siz kimsiniz? Size ne benim kardeşimden? Çiçekmiş. Bahar. Bahar falan değil. Oyuncaklar da gerçek değil. Zaman da geri dönmez. İntikam istiyorum, intikam. Yanlış yere gelmişim. Sizin gibi birini beklemiyordum. Size iyi bahçıvanlıklar. Bir etrafınıza bakın Ayşe Hanım. Ne görüyorsunuz burada? Çiçekler. Aptal bir sürü çiçek. Ama mesela Bahar için bir çiçek. Kimdi Bahar? Hiçbir suçu olmadan ölen sevdiğimiz biri. Öyle değil mi? Bakın etrafınıza. Ne kadar çok çiçek var değil mi? Önce bütün sevdiklerimiz yanı başımızdadır. Sonra intikam almaya başladığımızda teker teker hepsini kaybederiz. Biliyor musunuz burası daha önce bomboş kupkuru bir alandı. Sonra ben teker teker bu çiçekleri dikmeye başladım. Her kaybettiğim insan için bir çiçek. Şimdi etrafım onlarla dolu. Ne güzel değil mi? Burası benim savaşımın bahçesi Eşan. Burası benim mezarlığım. Hadi bana biraz Ezel'den söz edin.